Sima iş dönüşü eve geldiğinde eşini yerde baygın bir şekilde bulmuştur ve hemen eşini hastaneye götürmüştür. Hastanede ise eşinin vücuduna aldığı darbelerden dolayı hafızasını kaybetmiş olduğunu öğrenmiş ve hemen polis ekiplerine haber vermiştir. Çocuklarımız akraba ziyareti için şehir dışına çıkmıştı. Ben de işteydim ve bugün de işlerimiz uzadı. Bu yüzden de geç çıktım. Evde ise sadece çalışanlarımız vardı. Eve geldiğimde ise kocamı yerde yatarken buldum ve direkt hastaneye götürdüm. Bunu eşime kim yapmış olabilir demiştir. Bunun üzerine polisler hemen çalışanları sorguya alır. Sorguda ilk kişi temizlikçi. Çok yakın zamanda evde büyük bir organizasyon olacaktı. Bunun için de evi temizliyordum. Bugün çok yoruldum ve mesaim bitince de erkenden uyudum demiştir. Bir sonraki kişi ise bahçıvandır. Bu kişi, ben de bahçeyi düzenliyordum. Çiçekleri, ağaçları budadım ve suladım. En son akşamüstü bahçeye çıktığımda Sima Hanım'ın eşini gördüm demiştir. Ve son olarak aşçıysa, gündüzleri organizasyon için yemek hazırlıyordum. Akşamüstü de bütün aile için yemek hazırlamam gerekmekteydi. Ancak işim çoktu ve bu yüzden de mutfaktan hiç çıkmadım demiştir. Bunun üzerine polisler birisinin yalan söylediğini anlar. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi aşçıdır çünkü çocuklar şehir dışındaysa tüm aile için yemek yapmasına gerek kalmayacaktır. Asu yorucu bir haftanın sonunda şehir dışında tatil yapmaya karar vermiş ve uçak bileti almıştır. Tatil zamanı geldiğinde ise saatler öncesinde havaalanına gitmiş ve uçağın zamanının gelmesini beklemiştir. Uzun süre bekleme yerinde bekleyen Asu'nun saatler sonrasında çantası çalınmış ve hemen Asu havaalanı güvenliğine haber vermiştir. Güvenlik ise hemen kamera kayıtlarına bakmış ama hırsızın çantasını aldığına dair görüntülere ulaşamamıştır. Maalesef kameralar o noktayı görememektedir. Bunun üzerine güvenlik hemen olay anında Asu'nun yakınlarında kimler olduğuna dair olaydan 5 dakika öncesi ve olaydan sonrasına ait görüntülere bakar. Peki bu görüntülere göre hırsız kim olabilir? Hırsız sırt çantalı bir çocuk olabilir. Çünkü bu küçük çantalı kızın çantasına başka bir çanta sığdırma imkanı yoktur. Bu yaşlı kadının çantasının ise şişme nedeni büyük ihtimalle ceketini çıkartıp çantasına koymasıdır. Ama bu çocuğun çantasının şişmesi için gözle görülen hiçbir neden yok. Ayça, Beril, Canan, Derya, Esra, Filiz ve Harun isimli 7 kişi lokantada köfte, döner, lahmacun, İskender ve pide yemekleri içerisinden birini sipariş vermiştir. Bu 7 kişinin siparişi hakkında ise şunları bilmekteyiz. Kimse İskender sipariş etmemiştir. Lahmacunu sadece Esra sipariş etmiştir. Pideyi 2 kişi sipariş vermiştir. Canan ve Filiz aynı yemeği sipariş vermiştir. Ayça, Canan ve Harun farklı yemekleri sipariş olarak vermiştir. Bu bilgilere göre Ayça kaç farklı yemekten birini sipariş vermiş olabilir? Süreniz başladı. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Ayça 3 yemekten birini sipariş vermiş olabilir. Çünkü kimse İskender söylemediği için 5 olan yemek sayısı 4'e düşmüştür. Yine aynı şekilde lahmacunuysa sadece Esra yediyse Ayça lahmacun da yememiştir ve böylelikle Ayça'nın yiyebileceği yiyecek sayısı 3'e düşer. Oldukça kolay bir soru, öyle değil mi? Bal kabaklarının bulunduğu bu resimde bir parça eksik durumda. Peki kimler eksik olan bu yeri doğru bir parçayla tamamlar? Bu resmi 2 numaralı görselle doğru bir şekilde tamamlayabiliriz. Şimdi ise sizlere bir parçası eksik olan bir ada vereceğiz ve sizlerden bu adanın eksik olan parçasını tamamlamanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu adayı doğru bir şekilde tamamlar. İki numaralı görselle bu ada tamamlanacaktır.
Köpeklerin bulunduğu bu iki resim arasında da 7 fark bulunmakta. Peki kimler kendisine verilen sürede bu 7 farkı bulabilir? Süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz 7 fark işte burada. Kaplumbağaların bulunduğu bu iki resim arasındaysa 6 tane fark var. Süreniz başladı. İki resim arasındaki farkları sizin için gösterdik. Kemik yiyen köpeğin bulunduğu bu iki resim arasındaysa 5 tane fark var. Bulabilir misiniz? Beş fark işte karşınızda. Timsah resimlerinin bulunduğu iki resim arasında da 5 tane fark bulunmakta. Peki kimler kendisine verilen sürede bu 5 farkı bulabilir? Aradığınız 5 fark tam da karşınızda. Şimdi ise sizlere meyvelerin bulunduğu bu resmi vereceğiz. Size verdiğimiz bu resimde her bir meyvenin değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Frank üzümü 2, Greyfurt meyvesi 3 ve son olarak da portakal 5 değerine sahip. Bu sayıları son denkleme yazdığımızda son denklemin sonucu 30 çıkmakta. Karpuz, elma ve çileğin bulunduğu bu resimde her bir meyvenin değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Karpuz 7, çilek 11 ve son olarak elma ise 6'dır. Tüm bu sayıları son denkleme yazdığımızda sonuç 462. Şimdi ise sizlere bu emojileri vereceğiz ve sizlerden farklı olan emojiyi bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler farklı olan emojiyi bulabilecek? Farklı olan emoji işte burada. Sayıların bulunduğu bu resimde ise 6 sayılarından farklı bir sayı bulunmakta. Bakalım kimler farklı olan sayıyı bulabilir? Süre başladı. Farklı olan sayıyı resmin sağ üst köşesinde gösterdik. Atların bulunduğu bu resimde ise farklı bir hayvan var. Bakalım kimler farklı olan bu hayvanı bulabilir? Farklı olan hayvan resmin sol alt kısmında. Size verdiğimiz bu resimde ise bir küp bulunmakta. Peki kimler bu kübün eksik olan parçasını bulabilecek? Bu kübün eksik parçası C şıkkındaki parçadır. Bu sefer ise sizlere renkli küplerin bulunduğu bu resmi veriyoruz ve sizlerden bu küplerin ok yönündeki görünümünü bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bu küplerin ok yönündeki görünümü C şıkkındaki gibidir. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu resimde ise güneşlenmekte olan 3 farklı kişi bulunmakta. Bu resme daha dikkatli bakarsanız erkek olan kişiyi bulabilir misiniz? Erkek olan kişi işte burada ağacın arkasında. Peki kimler erkek olan bu kişiyi bulabildi? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bekliyoruz.
Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.